Herkese merhabalar. İlk kez beni bu videoda tanıyanlar için ben Talha, 30 yaşındayım, nöroloji doktoru olarak çalışmaktayım. Bugün ise konumuz 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra hepimizin bizzat yaşadığı sürekli deprem oluyor hissi ve deprem sonrası uykusuzluk konulara bilimsel bir giriş yapacağız ve sonrasında Instagram'da en çok sorulan sorulara cevaplar arayacağız. Biraz önce bahsettiğim bu iki konu hakkında çektiğim videolar Instagram'da çok geniş kitlelere ulaştı. Videonun ilerleyen dakikalarında vereceğim cevaplar ile birazdan vereceğim bilgilerin temel kaynağı iki tane makaleden oluşmakta. Bunlardan bir tanesi 2015'teki Nepal depreminden sonra yapılan sürekli deprem oluyor hissiyle, diğeri 2011 yılında yapılan Japonya'daki tsunami sonrası gelişen uykusuzluk hakkında olan iki makale. Yaşadığımız sürekli deprem oluyor hissi hakkında iki tane hastalığı bilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi fobik postürel vertigo, diğeri ise deprem sonrası baş dönmesi sendromu. Bu iki terim vestibüler, nörolojik ve psikolojik denge arasındaki bozulma sonrası gerçekleşir. Gelelim deprem sonrası uykusuzluğa. Durumun uykusuzluk olarak tanımlanabilmesi için tıbbi olarak olayın 3 ay veya daha fazla devam etmesi gerekmektedir. Deprem sonrası hepimizin yaşadığı 3 aydan daha kısa süren bu uykusuzluk ise yaşanan büyük travma ve stres sonrası maalesef sürecin bir parçası olarak değerlendirilmekte. Videonun bu bölümünde ise Instagram'da bize en sık sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağız. Merhaba Talha. Videomuzla ilgili güzel sorular var. Fazla bekletmeden sana soruları sormak istiyorum. 99 depremini yaşamış biri olarak bu belirtiler bende hala var diye sormuş bir yorumcumuz. Diğeri ise bir öğretmenimiz. Öğretmenimiz diyor ki depremde çocukları tahliye edemezsem korkusu yüzünden kafayı yemek üzereyim diyor. Diğer bir arkadaşımız ise ben de bu rahatsızlık var ama klinik branşı olarak hangisine gitmem gerekiyor bunu bilmiyorum diyor. Diğer bir arkadaşımız ise bunlar psikolojik midir? Böyle bir olay sonrası nörolojik bir bozukluk olabilir mi sizce diye sorumuz var. Bahsettiğin 4 soru birbirinden farklı gibi gözükse de aslında ortak bir temelde toplanıyorlar. İlk olarak yaşanan durum çok büyük bir stres ve yoğun travma altında olduğu için olayın psikolojik faktörünün olmaması imkansız. Yani beyindeki denge merkezinin ve sizin yalancı deprem oluyor hissi baş dönmesi ve kaygı durumlarınız bir bütün halinde. Kulaktaki denge merkezi, beyindeki denge merkezi ve hormonal ve psikolojik olarak olan bu kaygı durumu hepsi iç içe. Haliyle dengenin bir noktasında sapma olduğu zaman kaygılarımızın artması olayın psikolojik varyantı gösteriyor. Diğerinde mesela 99 yılından beri devam eden bir durum. Kaygının uzun süre devam etmesi de mümkün olmakla beraber gelişen bazı vertigo gibi semptomlar uzun süre devam edebilir. Bununla birlikte olayın devam etmesi durumunda olaya multidisipliner yaklaşmak gerekiyor. Yani olayın sadece psikolojik kısmı var demek yanlış olur. Bazen de vertigo hastalarının olası kaygı durumlarıyla beraber vertigo atakları sıklaşır. Haliyle bu durumda nörolojik ve kulak burun boğazdan da yardım almak gerekebilir. Yani özetle gerekirse kaygının artmasıyla bozulan denge sonucunda hem nörolojik hem vestibüler yani kulak burun boğaz hem de psikolojik anlamda bir bozulma gerçekleşebilir. Evet Allah. Diğer sorularımız ise uykusuzluk kırılısı üzerine gelmiş. Sorunları uyuyarak çözen kişilerdik. Artık uyuyamıyoruz bile demiş. Depremden sonra uyumak aram oldu bize demiş. Çok zor uyumak. Yarım saat belki içim geçti. İlaç alıyorum ona rağmen artık uyuyamıyorum. Deprem felaketi hakkında konuşmanın bile zor olduğunu düşünürsek yaşayan insanların hissettiği kaygı ve travma çok büyük boyutlardadır. Haliyle artçıların bile devam ettiği şu dönemlerde insanların uykusuzluk yaşaması maalesef çok doğal. Burada tanımımıza dönecek olursak 3 ay ve uzun süre devam eden uykusuzluk şikayetlerini bir hastalık olarak tanımlayabiliriz. Sürecin yavaş yavaş geçmesiyle beraber kaygılarımızın azalıp onun yerine güven duygusunun gelmesiyle beraber uykusuzluk şikayetlerinde bir nebze olsun azalma bekleniyor. Ama buna rağmen şikayetlerinizde artma devam ediyorsa bir an önce psikiyatriye başvurmayı da unutmayın. Videomuzun asıl amacı yaşadığınız şikayetlerin tıptaki karşılığını sizlere göstermek ve bu şekilde kaygılarınızı bir nebze olsun azaltmaktı. Lakin şikayetleriniz devam ediyor, kaygılarınız hala artıyor ve sürekli yalancı deprem oluyor hissiyle karşı karşıyaysanız lütfen bir doktora başvurmayı ihmal etmeyin.